Son yıllarda daha mı çok yaygınlaştı ve hangi bölgelerde aslında daha çok yaygınlaştı? Daha çok nerelerde görüyoruz aslında, kanser türlerini ve neden? Ülkemiz için konuşursak bölgelere göre de kanser türleri değişiyor. Şu son mesela Çernobil felaketinden sonra Doğu Karadeniz'de, Karadeniz bölgesinde tiroid kanserleri daha sık gözükmeye başladı. Evet. Bunun dışında Doğu Anadolu bölgesinde mesela Kars bölgesinde çok sıcak çay tüketiliyor. Ona bağlı yemek borusu kanserleri sık oranda gözükebiliyor. Bu şekilde bölgelere göre de bazı kanserler fazla gözükebiliyor. Peki hocam gerçekten ne kadar beslenmeyle alakalı diyebiliriz bu türlerin, kanser türlerini? Evet, beslenme şöyle, yapılan çok çeşitli araştırmalar var. Çünkü birazcık da tedirgin olmaya da başladık artık. Tabii. Değil mi beslenme konusunda yani? Son... Aman bunu yemeyeyim kanser olur muyum? Aman çok güneşe çıkmayayım cilt kanseri olur muyum diye bir tedirginlik de olmaya başladı. Ha bir yandan da aslında güzel bir şey değil mi? Tabii, sağlıklı beslenme, kendimize dikkat etmemiz ama bir yandan da fazla da tedirgin olmamamız gerekiyor mu beslenme konusunda? Kesinlikle tabii ki kanser genetik ve çevresel faktörlerin bir arada olmasıyla ortaya çıkıyor. Ama biliyorsunuz Japonya'da mide kanserleri çok gözüküyordu. O araştırıldığında bakıldığında Japonlar işte tütsülenmiş gıdalar alıyorlar. Bunlarda mide kanseri çok gözüküyor. Ondan sonra sosis, salam gibi içerisinde katkı maddesi olan endüstriyel ürünler tüketilmeye başladı. Önceki yıllarda bunlar bu kadar sık kullanılmıyordu. Evet. Onun dışında ürünlerin bazısı hani daha uzun dayansın diye içerisine katkı maddeleri konuyor. Biliyoruz. Bunların evet. da kansere yol açtığı düşünülebilir.